Efendim merhabalar, ben Cem Taşpınar. Yeni bir Kafe Pazar programında daha sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi daimi konuklarımla başlamak istiyorum. BBM Medya Genel Koordinatörü Mehmet Yenikaynak, Kontimder Başkan Yardımcısı Cüneyt At. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Nasıl geçti haftanız? Güzel, kalp grafiği gibi. Dövizle yattık, dövizle kalktık yani. Ya bu hafta bu anlamda bayağı bir yoğunduk. Hareketliydi. Hatta döviz totolar falan oynandı herhalde. Döviz, bitcoin, altın hepsi maşallah hepsi aynı anda yükseldi yani. Ama dünyada birinci oluyoruz bu sayede. En azından bir şeylerde en fazla değer kaybeden para noktasında şu anda dünyada birinciyiz herhalde. Görünen o. Evet, malumunuz olduğu üzere bu hafta oldukça hareketli bir haftaydı. Ve biz de programın ilk bölümünde yükselen döviz kurları, bunun ekonomiye yansımaları ki döviz yükseldiğinde sadece döviz yükselmiş olmuyor malumunuz. Akaryakıt fiyatları, ham madde fiyatları her şey yükselmiş oluyor. Evet Cüneyt'ciğim sen de başlamak istiyorum. Ne olacak bu dövizin hali? Dövizin hali ne olacak? En son işte Merkez Bankası'ndaki sürpriz değişimi, anlık gece yarısı değişimlerden sonra döviz gene bir anda kendi başına hareket etmeye başladı. Yani sonuçta dövizin hareketliliği neye bağlıdır? Güvene bağlıdır derler. Literatür büyüklerimiz öyle söylerler. Yani hani bu anlık kararlarla bir anda her şey değişiyor. Ve inanılmaz da swaplarda da özellikle dövizle alakalı inanılmaz satışlar olduğu söyleniyor. En son hafta içinde Bloomberg'da görmüştüm. Son dakikada 201 milyon dolar döviz bozulmuştu. Gidişatta devam edecek gibi görünüyor. Yaşayıp göreceğiz. Yani hani bu konuda ben de biraz yani yorumsuzum. Çok ilginç bir şekilde yani bir anda yükseldi. Yani önümüzü göremiyoruz diyorsun önümüzü herhalde. Önümüzü göremiyoruz. Bunların hepsinde bir yansıması olacak. Bir acı reçetesi de olacak. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Şimdi medyaya düştü Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretini. Benim ilk yorumum şu oldu. Eyvah dolar yine yükselecek. Yani artık bu ziyaretler bile bizde doların yükseleceği, TL'nin değer kaybedeceği algısını oluşturmaya başladı diye düşünüyorum. Yani ziyaretin sonucunda görevden alınmalar olmasaydı belki böyle olmazdı ama hani peşinden görevden alınmalarla beraber yeni atamalar da olunca orada güven herhalde gene sarsıldı. Ben yani, öyle benim düşüncem o. Şunu kastetmeye çalıştım ben. Yani bir ziyaret rastgele değildir. Öyle hadi bir çay içelim ziyareti değil. Böyle kurumlar arasında, yönetim kadroları arasında ziyaretler maalesef hepimizde ya yeni bir görevden alma mı olacak veya herhangi bir adım mı atılacak şeklindeki korkuyla beraber gözlerimiz direkt dövize dönüyor. Zaten son dönemlerde şey değil mi hani sabah haberlere bakarken Merkez Bankası'nda bugün inşallah bir şey olmamıştır diyerek herhalde çok haberlere baktığımız gece yarısı bir kararname çıkmamıştır diye uyanıyoruz. Bunu ben birçok kişiden anlıyorum. Ben de tedirgin olarak baktığım çok sabahlar oldu yani. Bence dolar bir kere küresel olarak güçleniyor. Bunu kabul edelim. Yani sadece bizim ülkemize has bir sıkıntı değil bu. Yani dolarda bir küresel güçlenme var. Ama en çok değer kaybeden para birimi. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Şimdi tabii ülkede beklentilerin aksine faiz indirimi yapılınca ve tahvil getirilerinin yükselmesi gündeme gelir gelmez doğal olarak dolarda bir artış olacaktır. Bu ekonominin bir şeyi, doğasında olan bir şey. Tabii ardından asıl sıkıntı şu. Biz doğru giden yerleri zaman zaman, hatta zaman zaman değil çok sıkça karıştırmayı seviyoruz. Yani son dönemde doların en zirve yaptı herhalde 9.27'lerde kapattı hafta sonunu. Evet. Yani ciddi bir yükseliş bu. Şimdi Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'ndaki birçok insan yer değiştirdi. Yani görevden alınmalar oldu. Yerine atamalar oldu. Halkı bu tedirgin ediyor. Yani doğru yürüyen bir yerde bir insanı görevden almazsınız. Niye alırsınız? Yani burada bu program doğru gidiyorsa, bu programın yönetmeni başarılıysa, işte bu programı yapan programcılar doğru gündemi insanlara aktarabiliyorsa, bu programın saati de, yeri de, vakti de değişmez. Ama başarılı olamazsanız kusura bakmayın seni alır başka birisini getir.
Şimdi burada bu anlaşılıyor. Yani biz o kadar çok orayı oynuyoruz ki. Sadece bu Merkez Bankası'nda değil ama. Yani birçok kurumda, kuruluşta, işte müsteşarlar, bakan danışmanları, bakanlar. Yani buraları çok sık karıştırırsan halk diyor ki yani orada demek ki doğru gitmeyen bir iş var. Doğru gitmeyen bir işin sonucunda da başarılı bir sonuç elde edilmez. Yani sürekli bir deneme yanılma metodu mu deniyoruz? Yani bunun adını bilmiyorum nedir ama hakikaten yani buraları çok karıştırırsan ki bunun rahatsızlığını da vatandaş çekiyor. Yani şimdi Merkez Bankası'nda son dönemde son bir ay öncesine kadarki rakamlardaki artışı ben buna bağlıyorum. Yani birazcık da olsa bir iki ay rentable gitmeye başlamıştı. Yani 8 ile 8.50 seviyesinde 2 ay falan gitti. Bu son dönemlerdeki en uzun süreç aslında. Evet. Yani uzun süreç diyoruz artık 2 ay bile. Baktığımızda. Maalesef 2 ay bile bize uzun süreç gibi geliyor. Aslında 2 ay uzun bir süreç değil tabii. Ama bunun ardından böyle ufak tefek değişiklikler ki bunları da vatandaş duyabiliyor artık yani. Duyduğu anda güven eksilmesi meydana geliyor. Yurt dışından gelen yatırımcılardaki azalma meydana geliyor. Güven ortamı olmayan bir yerde ticaretin olmayacağı. Bunların hepsi ekonomiyle ilgili ve ülkeye zarar veriyoruz. Yani ben öncelikle buna bağlıyorum. Ama tabii burada şu da var. Hani sadece bu bizim ülkemize has bir şey değil. Gerçekten dolarda küresel bir güçlenme var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ülkemize bu ne getirir ne götürür? Bunu ileride konuşacağız. Zamanımız bol ama ben bu tür varyasyonların, bu tür grafiklerdeki iniş çıkışların ticarete çok sağlıklı olarak yansıdığını düşünmüyorum. Burada yani tabii ticaretin en temel kuralı önünü görebilmektir evet, zaten. Evet. Burada tabii şey en büyük konu şey yani hani diğer kurumlarda değişiklik yaptığınız zaman çok fazla tepkisi olmuyor. Reaksiyon görmüyorsunuz ama Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nda yaptığınız en ufak bir değişiklik anında reaksiyon veriyor. Ondan sonra az önce işte konuştuğumuz gibi güven sarsılıyor. Acaba ne oluyor? Yine başkan mı değişecek? O mu olacak? Bu mu olacak? Falan derken orada böyle bir şase yapıyor. Şasenin sonucunda da dolar yükseliyor. Evet yani bunu bir an önce düzeltmek gerekir dediğin zaman da hani çok basit bir şey de değil bu yani. Sonuçta dünyayla entegre çalışan bir ülkeyiz. Biz yurt dışından aldığımız tüm ham maddeler, biz üretici bir ülkeyiz, sanayici bir ülkeyiz. Belki son dönemlerde özellikle otomotivde çok ciddi üretim yapan ama bir ülke haline geldik. Ama burada belki yapmak istiyorum. Hani bizim ithalatımız da, pardon ihracatımız da ithalata bağlı. Yani biz ara mamülcü bir ülkeyiz. İthal etmeden ihraç edemiyoruz maalesef. Evet, üreticiyiz derken dediğiniz gibi ara üreticiyiz biz. Aslında öyle düzeltelim. Yani çünkü ham maddeyi biz üretmiyoruz. Dolayısıyla elimizde olan ham maddelerin işletmesi de son dönemlerde zaten farklı ülke şirketleri tarafından yapılıyor. Dolayısıyla ara üretici olduğumuz için fiyat anlaşması yaptığınız üretimle ilgili malzemeyi tabii talep fazla geliyor. Bizim ülkemiz uygun fiyatlı, ucuz fiyatlı ne örnek vereyim? Yedek parça üretiyor. Şimdi dünyada otomotiv piyasası çok ciddi bir piyasa. Ciddi rakamlara ulaşıyor. Türkiye'de işte dünyanın otomotiv devleri, işte Alman, İngiliz, markaları, İngiliz, Fransız, İtalyan şirketlerine otomotiv yedek parçası üretiyor. Hatta işte Güney Kore'ye bu parçaları üretirken sonuçta kullandığınız ana malzeme olan ham maddeniz bir kere yurt dışından geliyor ve dolarla geliyor. Yani dövizle satın alıyoruz. Dövizle satın aldığımız için şimdi birileri diyecek ki ya dövizle de satıyorsunuz. Dövizle satıyorsunuz ama aldığınız döviz 10 lira karşılığındaysa malzemeyi yaptınız, teslim ettiniz. Tekrar yeni bir malzeme almaya gittiğiniz zaman diyelim o parayla 100 birim mal yapabiliyorsanız bu sefer alacağınız ham madde sizi 80 birim yapacak kadar ham madde aldırıyor. Yani küçülüyorsunuz. Bu küçülmede işte ülkenin ekonomisiyle beraber işte personeli azaltmaya, ne bileyim yapacağınız yeni yatırımlara engel oluyor. Şimdi, biz de bunu kar zannediyoruz yani oradaki o yani aslında maalesef. Biz orada eriyoruz.
Ama farkında değiliz. Yani karı doların güncellenmesine yediriyoruz ve kimse farkında değil ki şu an işte son 20 yıldır aynı siyasi irade devam ediyor. Şu anki işin başında olan kişiler enflasyonlu ortamda hiçbir zaman yaşamamış insanlar. Ya da biz ne kadar anlatsak da sonuçta biz ekonomist değiliz. Bunu ekonomistler çok daha iyi anlatıyorlar. Bizim kanalımızda da birkaç tane ekonomi programı var. Ben izliyorum. Gayet de net doğru şeyleri anlatıyorlar. Ama biz bunun biraz aktüelini anlatmamız lazım. Niye denk geliyor bunların karşılığı? Şimdi dolar arttığı zaman bir kere piyasadaki yatırım şekli anında değişiyor. Tabii ki yani orada ara madde, ham maddeyi alıp üretip örnek verelim bir parçadan 1 lira kazanacağına onun yerine dolar alıp 2 lira kazanma ihtimalini değerlendirmeye başlıyor şimdi sermayesi olanlar. Onu da yapıyor artı şu da var hani maalesef bizim ülkemizde vadeli satış diye bir satış sistemi var. Dünyanın birçok ülkesinde olmayan bir sistem bu. Buna ek olarak söyleyeyim. Hani dünyanın hiçbir yerinde çek vade aracı değildir. Çek ödeme aracıdır. Tabii canım anında gider bankadan tahsil etmek için kullanılır. Biz de çeki vade aracı yaptık. Hatta onun ticaret hukukuna da bunu ekledik. Yani dünyada tekiz herhalde hukukunda. Yani çeki çekle, çekle senetle vadeli artık sözle vade kalmadı. O bitti güven kalmadı da eskiden öyleydi. Ama şimdi çekle inanın yani bir yıl vadeli mal satan sektörler biliyorum. Onlar şimdi biraz bu, toparlanmaya başladı ama. Evet yani onlar vadeleri satmak zorunda kaldı. Her ne kadar topla şey yapsa da mesela deri ürünleri ayakkabıcılık sektöründe 12 ayın altında vade yok. Ya onlar tekstilde artık. Ama tekstilde, onlar artık onlar. Düşüyor onlar. Tekstilde yok hayır devam ediyor. Ya var illaki vardır ama her geçen gün o vadeleri kısaltma mücadelesi veriyorlar. Yani tabii istiyor insanlar daha az vadeli satayım ama bir de realite var. Yani tekstilde keza öyle. Yani 10 ay 12 aylık vadelerle dönüyor. Şimdi bunu sattığı zaman yerine bir kere ham madde alamıyor. Yani elindeki 10 aylık evrakla gittiği zaman işte bir ayakkabı üreticisi dericiye gidip ben şu vadeyle deri alacağım dediğin zaman vermiyor insan. Ya da tam tersi şeyi söyleyeyim. Farklı bir sektör işte otomotiv sektörü ya da plastik. Bazı sektörler var. Evet vadeyi iyice kısalttı. Niye? Yani özellikle pandemi dönemiyle sağlık sektöründe vade olayı kalktı mesela. Akaryakıtta da kaldı. Akaryakıtta zaten yok. Akaryakıtta vardı. Akaryakıtta bir dönem vardı. Hani o enflasyonun stabil olduğu noktalarda, doların enflasyonun stabil yani olduğu dönemlerde vardı. Var. Yani şirket kilo şirket, araçları için vardı. Orada toplam, en fazla bir ay vardı, iki ay vardı. 90-120'lere kadar çıktı. Anlatayım mı? Ondan sonra şimdi tekrar peşine döndü. Şimdi bakıyorsunuz, bunun dışındaki yani sıfıra indirilen sektörler var, doğru. Ama bunun yanı sıra ham maddeler de sıfıra indi vadede. Yani adam otomotiv yedek parçası üretiyor. Ham maddesi çelik. Gidiyor çelik almaya. Çelik aldığı demir tüccarı önceden 2 ay vadeli, 3 ay vadeli şey verebiliyordu. Mal verebiliyordu. Ama şimdi diyor ki parayı şuraya getir, malı götür. Ödeme de güncel, fiyat da güncel. Evet. Saatlik fiyat saatlik, değişiyor. Yani. Tamam, bak, saate göre ödemeni yapıyorsunuz ve adını koyuyorsunuz. Perşembe günü, 3 gün önce demir sabah 8-10 liraydı. 8.10 TL'ydi. İnşaat demiri. İnşaat demiri. Evet. Akşam saat 5'te 8.45'ti. Yani bu bir gün içerisinde anlık 3 saat, 5 saat içerisinde olan şey. Dolayısıyla bu adamın vadeli verme şansı yok haklı olarak. Bu sefer olayın diğer yüzüne bakıyorum. Buradan çelik alıp da bunu işleyip, tezgahında işleyip otomotiv firmasına satan kişi vadeli elinde evrak var. 10 aylık evrak var. Ne yapacak bu evrağı? Yani ham madde alamıyor bunlar. Bu evrağı tahsil edebilmek için götürüp bankadan amiyane tabirle kırdırmak deniyor ya. Hani evet. Kredi kullanmak için verse karından fazla şeyi var. Faizi var. Yapacağı tek şey vadeli ürün almaya çalışıyor. Şu an vadeli ürün ne var? Mesela inşaat sektörü var. Vadeli işte konut alıyor. İş yeri satın alıyor. O sektördeki hareket biraz şu anda ülkenin ekonomisinin az da olsa ayakta durmasına sebep bana göre inşaat sektörü. Çünkü çok farklı yani en az 50'ye yakın
sen biliyorsun inşaat işinin içindesin. En az 50 taşeronu içinde barındıran bir şirket. Ayrıca 450 kalem malın da kullanıldığı yani, bir sektör. Ana başlıklarda 40-50 taşeron ama altındaki kullanılan malzemeler 500'den başlıyor, yukarı doğru gidiyor. Yani bu vadeli evraklarla inşaat işi biraz ayakta duruyor. Onda da şöyle Mehmet Bey, onu da söyleyeyim. Hani, başkan yardımcısı olduğum dernekteki üyelerle ve yönetimle konuştuğumuzda artık bizde de o vade ile alakalı takat kalmadı. Neden kalmadı? Cema bir anda %20 geliyor. Evet. Ya adam diyor ki ben şimdi bunu alsam, üyeyle konuştuğumuzda ben bunu alsam 3 gün sonra dolar ne olacak? Fiyatlar ne olacak? Enerji ne olacak? Belli değil diyor. Dolayısıyla başkanım vermiyorum diyor. Peşin para olursa olur, olmazsa dursun malım kenarda diyor. Ondan sonra bu sefer... Yok, şu anda onu anlatmıyorum. Ben yanlış anladım siz. Yani şimdi elinde 9 aylık çeki var. Ya da 5 aylık senedi var. Geliyor bir şirketten ev satın alıyor. Ya da iş yeri satın alıyor. Vadeli. İnşaat devam ediyor ama. O çekin günü geldiği zaman zaten o gidip nakitmiş gibi alıyor. Yani burada şeye tedarikçi firmanın şimdi, vadeli verdiğini söylemiyorum. İnşaat firmaları kendi bünyesinde bunları alıyor. Zamanı geldikçe o evrağı kullanıyor. Çünkü inşaatın bütün malzemesini başlar başlamaz satın almıyorsun. Yani adam 9 aylık 10 aylık evraklarıyla geliyor. Temeldeyken bir eve giriyor ya da bir dükkana bir iş yerine giriyor. İşte önce harfiyatı yapılıyor, ardından temeli atılıyor falan. O çekin de tabii ki bu süreç içerisinde vakti geliyor. Yani bence şu anda ekonomiyi ayakta tutan bence inşaat sektörü. Yalnız arkadaşlar bir uyarı yapayım. Dövizi konuşuyorduk bir anda inşaat sektöründe. Kaydı bu. Bu da oluyor. Yani, yok inşaat. Döviz, yani bu, döviz. Benim konu başlıklarım arasında inşaat sektörü ayrıca var. O yüzden bu kadar derinden girmeyin. O yüzden dövize bir dönüş yapın. Şimdi önümde birkaç bilgi var. Onları aktarmak istiyorum. 200 TL 2009 yılında tedavüle girdiğinde 133 dolar ediyormuş. Tedavüle ilk girdiğinde. Şimdi sanıyorum 20-21 yaklaşık dolar seviyelerinde. Geliyorum 100 TL tedavüle girdiğinde 66 dolar ediyormuş. Şu anda 10-11 dolar seviyelerinde. 50 TL tedavüle girdiğinde 33 dolar ediyormuş. Şu anda 4,5-5 dolar seviyelerinde. %90 inmiş. Evet, 20 TL tedavüle girdiğinde 13 dolar ediyormuş. Şu anda 2-2,5 dolar seviyesinde. 2,1-2,2. Yuvarlak söylüyorum rakamları. 10 TL tedavüle girdiğinde 6 dolar iken şimdi 1,1 TL. Hatta 5 TL'yi de söyleyeyim. 5 TL 3 dolarmış. Şu anda 0,5. Ya yani maalesef bu oranları daha çok konuşuruz. Yani hani hafta içinde Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar hedefi vardı, açıklaması vardı. Bilmiyorum ki yakaladınız mı? 9,20 diyor Merkez Bankası yıl sonuna dolar hedefi dediğini. O sırada televizyona baktım, dolar 9,21'di. Tamam Cüneyt için, ne güzel, hedeflerimizi erkenden yakalamışız. Yani hedefi erkenden yakaladık ama bu geriye mi gidecek? Yani yani insanın aklıyla dalga geçer gibi. Hiç mi bakmıyorsunuz televizyona ya da hiç mi piyasadan haberiniz yok da 9 yıl sonu hedefini o günkü şartta söylüyorsunuz? Peki, yeri düşeceğini hesaplayarak ortalama söylemişlerdir. 3,5 ay var önümüzde ve yani düşecek. İnşallah, keşke düşsün yani. Yani sonuçta doların yükselmesinin bir Allah'ın kuluna bir faydası yok herhalde. Sonuçta dolara TL'nin değer kaybetmesi, doların yükselmesi, az önce kısmen giriş yaptığınız inşaat sektöründe olduğu gibi hayatın her alanını etkiliyor. Şimdi ben size çok kolay bir hesap yapayım. Geçen sene bu ayda devletten dolar bazlı tahvil aldığınızda, dolar bazlı yatırım yaptığınızda dolar kaç paraydı? Geçen sene 8,5 civarıydı herhalde. 7,5-8 civarıydı. 7,5 değil mi? 7,5'tan 100 bin dolar aldınız. Bunu bağladınız. Bir yıl sonra bunu bozduracaksınız. %20 enflasyon var. Anlatayım mı? Doları bozdurduğunuzda eksiye mi gelirsiniz, artıya mı çıkarsınız? %20 faiziyle beraber tekrar dolara dönmek istediğinizde ekside mi olursunuz, artıda mı olursunuz? Şu anda ekside olursunuz. Dolayısıyla yabancı sermayenin, ben böyle düşünüyorum,
yabancı sermayeye orada bir şey verebilmek anlamında da doların yükselmesi gerekiyormuş ve ona yönelik hamleler de yapılıyormuş gibi geliyor bana. Bu benim ayrıca bir yorumum. Yani bilişim diyorsun doların yükselmesi. Yani sanki yanlış düşünüyorum Mehmet abi. Dolar yükselsin dışarıdan yabancı yatırımı çekiyoruz. Yabancı çekmeye çalışırken yabancı yatırımcıya zarar ettirirsek yabancı yatırım bunun arkasını getirir mi? Getirmez tabii ki ama yani bir asıl sebep o değil, yabancı yatırımcının gelmeme sebebi o değil yani. Ya perde arkasında güven de var, ayrı bir konu ama diğer taraftan bu perdenin önünde cam gibi olan güven aslında. Perde arkası bu belki. Asıl önemli olan güven. Yani ülkede güven ortamı ticari anlamda olmayınca yani sen gelir misin başka bir ülkeye yatırım yapar mısın? Yapma. Yani özü bu. Ya dediğim gibi hani 7,5'un üzerine %20 şu an 19,5 enflasyon. %20 enflasyonu koysanız 9 lira yapar. Tak işte size 9 lira. Yani enflasyon açıklanana göre öyle. Açıklanan ilk başkanı da şu anda %40 diyor yani. Zaten. Yani böyle olunca kafa kafaya anca çıkarlar. O zaman yabancı yatırımcı niye gelsin diyorsun? Niye gelsin? Para kazanmazsa. Gerçi şu da tartışılabilir. Yani yabancı yatırımcı diyoruz da eğer sıcak para ekonomisi için gelecekse yabancı yatırımcının gelmesi ne kadar mantıklı? Belki günü kurtaran bir çarkı çevirebilir günü ama. Günü kurtar mı zaten? Yani bu ülkeye yatırım yapılmadıktan sonra yabancı yatırımcı sadece anı kurtarır diye düşünüyorum. Sıcak para ekonomisinde. Ya, ama sonuçta o da gerekli. Mutlaka gerekli ama hani tamamen bel bağladığımız konu oldu artık. Canımcığım yani parayı çekebilmen için ya bir şey satmak lazım ya parayı para kazandırman lazım. Değil mi? Yani onun haricinde millet niye gelsin para yatırsın ya da yatırım yapsın? Tabii adam para kazanmak isteyecek. İkisinden biri olacak. Ya bir şey satarak şey yapacaksınız. Şimdi turizmden dolayı döviz girdiğimiz var mı? Ya çok eyyamcılık yapmayalım da şimdi biz bence yabancı yatırımcıyı beklerken bizim buradan giden ciddi bir yatırımcı var arkadaşlar. Yani. Bizim yani yerli yatırımcılarımız yani kaçıyor. Yerli yatırımcı gidiyor. Bırakın yabancı yatırımcıyı. Yerli yatırımcımız gidiyor bizim. Dolayısıyla biz içeriden de kaçak var. Var yani. Ya dışarıdan gelmediği gibi içeriden kaçak veriyoruz. Evet arkadaşlar ilk bölüm çok hızlı bitti. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Efendim şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Evet efendim Kafe Pazar kaldığı yerden devam ediyor. Az önce doları konuştuk. Dövizin önlenemez yükselişini konuştuk. Farklı bir bakış. Biz ekonomist değiliz. Herkesin malumu ama halka yansımasına baktık biraz ve hatta bir ara inşaat sektörüne girdik. Orada kalmasın buradan devam edelim istiyorum. Cüneyt'ciğim yine seninle başlayacağım. En nihayetinde Kontim der. Başkan yardımcısı, sektörün temsilcisi olarak ben girişkarı yapayım o zaman. Hatta şöyle de bir cümle kurmak istiyorum. Mevcut iktidar ilk iktidara geldiğinde 2002 yılında lokomotif sektör olarak inşaat belirlenmişti. 2007 yılına kadar doğru. Hızlı bir inşaat sektörü yaşadık ki beraberinde tüm ülkeyi hareketlendirmişti. Ancak 2007'den sonra özellikle ekonomistlerin çok önemli bir vurgusu vardı. İnşaat sektörü sağ cepten alıp sol cebe koymak gibidir. Ekonominin hareketlenmesi için lokomotif sektörü olarak ilk dönem belirlenmesi doğruydu ancak bundan sonra inşaat sektörü bu şekilde giderken diğer yandan da üretim ekonomisine geçilmesi gerek. Serzenişlerini çok fazla duymuştuk. Ancak geldiğimiz noktada hala biz inşaat sektörüyle gitmek gibi bir durumumuz var diye görüyorum ben. Yani şimdi sektör Türkiye'nin ilk üç sektöründen bir tanesi. Bu yatsınamaz. Dolayısıyla da bu hani böyle geri plana atılacak bir sektör de değil. Bu ilk üçte ve ilk üçte kalmaya devam edecek. Bugün geldiğimiz noktada hakikaten çok garip bir noktaya geldik. Rakamların böyle yani hani ağzımıza sığmadığı bir noktaya geldik. Daire fiyatlarından başlayalım. Ham maddeye doğru geliyoruz. Altına doğru indikçe çok ilginç bir noktadayız. Bu şeyle alakalı da inşaat sektöründeki bu rakamların bu kadar yükselmesinin nedeni de az önce Can Bey sizin söylediğiniz üretim ekonomisine yansımasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Neden? İnanılmaz bir inşaat kalemlerinde inanılmaz yurt dışına bir ihraç var. Çimentoda, seramikte, mermerde anlatabiliyor muyum? Yani bunların rakamlarıyla da örnek verebilirim. Yurt dışına giden çimento 50-55 dolar arasında gidiyor. Tonu mu? Tonu. Anlatabiliyor muyum? Burada ne kadar? 50-55 dolar yani şeyde iç pazarda 350-400-420 TL arasında satılıyor.
Şimdi baktığınız takdirde inşaat kalemlerinin hepsi ihracata, net ihracat. Direkt ihracata faydası, o cari açığa faydası olan bir kalem. Tabii. Şimdi siz mesela çimento fabrikanız olsa 55 dolara yurt dışına mı satmak istersiniz? Dönüp içeriye 350-400 TL'ye içeriye mi satmak istersiniz? Ki devlet de zaten bu üreticilerin direkt yurt dışına satmasını istiyor. Tabii döviz girdisi önemli bu ülke için. Yani. Dediğim gibi de ham madde Türkiye'den sadece bir enerji ile alakalı bir dış kalem var. Onun haricindeki tüm kalemler yerli. Bu da ister istemez rakamları yükseltiyor. Üretim rakamlarını yükseltiyor. Bu da eşittirden sonrasında nihai olarak daire fiyatlarına yansıyor. Şu an daire fiyatları da çok ilginç bir noktaya geldi. En son Ağustos ayında baktım ben. 142 bin, 141 bin küsur, 142 bin yuvarlaktı, onu söyleyeceğim. Konut satılmış. 20 küsur bini ipotekli. Diğer hepsi direkt alınmış. Yani bu kadar, banka kredisi kullanılmadan banka kredisi alınmış. Şimdi bakıyorsunuz banka kredisi de kullanılmıyor ve 142 bin konut satılıyor. İyi rakamdan satılıyor. Şimdi müteahhitlerle konuştuğumda bu da anlaşılabilir bir mantık değil. 1 milyona, 1,5 milyona 4+1 daire satılıyor. Çok ilginç ama evet. Benim aklım almıyor. Zaten krediyle daire konut almaya kalksanız Mehmet Bey alabilir misiniz? Yani 1 milyon lira kredi çekseniz 2 milyon lira ödeyeceksiniz. Ya bu ülkede 3 milyon 100 bin lira asgari ücretle çalışan bir insanın krediyle de olsa ev alma şansı yok. Artık yok. Yok yani, bunu kabul edin. Şimdi sizin verdiğiniz örnek çok ilginç yalnız. 142 bin daire satılmış. Konut satılmış. Konut. Bunun %20'si krediyle. %20'si değil. 27 bin. 27 bin o 27 zaman. 27 bin. İyi yani %20'si yani. Yaklaşık. %20'den de az. %20'den de az. Yani %80'i peşin almış. Peşin olmuş. Ya da vadelendirilmiş az önce sizin dediğiniz gibi. Ama kendi bünyesinde ödeyecek. Krediye girmemiş. Krediye girmeden. Şimdi baktığınız takdirde bu pencereden baktığınızda da bu işte bir daralma olması lazım diyorsunuz. Rakamlara göre diğer taraftan daralma da yok. Adetler gitgide düşmeye başladı yalnız Mehmet Bey. Yani konut satış rakamları gitgide düşmeye başladı. Onun yerine işte sanayi tesislerine şu an inanılmaz, ticariye inanılmaz bir yatırım var. Ticarilerle alakalı orada hem talep var hem de fiyat ciddi anlamda yükseliş trendinde. Peki bunun sebebi ne sizce? Yani neye bağlıyorsunuz? Ülkede ekonomik sıkıntı var diyoruz ama 142 bin daireme şimdi 80 milyon ben de ekolsun yastık diye. Altı mı? Yastık yani altı. Yatırım amaçlı mı? İhtiyaç değil de yatırım amaçlı mı bu satılan daireler? Şöyle ihracat yapan firmalardaki yani bunların rakamların bu kadar olması nedeni ihracat yapan firmaların lokomotif gibi sektörü çektiği söyleniyor. Yani şu an peki çok affedersin bir şey soracağım. Bu 142 bin dairenin ne kadarını yerli halk, ne kadarını yabancı almış? Onu biliyor musunuz? Yok, onunla alakalı bir veri bence yok. Burada şey var. Yani yabancıların yabancı yatırımcı olabilir. Çünkü yoksa dengede bir sıkıntı var yani. Ha şöyle bir örnekle benzetme yapılabilir. Yine ekleme yapayım. Geçen gün bir haberde dikkatimi çekmiş. Şu anda rakamları hatırlamıyorum ama bu 142 bin rakamının içerisinde %20 yine yabancı alıcılar diye bir şey okudum. Yanılıyor da olabilirim. En fazla İstanbul'dan yok, almışlar. En çok Irak, İran, Suriye bölgesinden çok fazla. Suriyeliler zaten var yani artık hani onun. Eyvallah. Şu an ekonominin içinde ekonomiyi çekenler Suriyeliler. Abi biz onlara evde 10 kişi varsa devletin verdiği paraları onu da çalışıyorsa bir de para alıyorsa Halk Bankası'ndan para çekiyorlar herhalde. Yardım yapılıyor herhalde onlara. Doğru yapılıyor. Onları birleştirirse krediyle onlar ev alabilir bak. Krediye yani, ihtiyaçları olmaz herhalde o durumda. Yani. Onlar çok rahat alır ama biz alamayız. Mümkün değil yani, alamayız. Şimdi burada sektörle alakalı zaten hani halihazırda geçen haftalardaki Türkiye gündeminde o da vardı. Kiraların çok inanılmaz bir şekilde yükselmesi de var. Daire fiyatlarıyla beraber kiralar da yükseldi. Bu önümüzdeki süreçte biraz daha bir tıkanıklığı geçirecek. Yani o 142 binleri 142 binlerden artık böyle yavaş yavaş düşeceğimizi peki, öngörüyoruz. Arz talep dengesinde bir bozulma söz konusu mu? Şöyle yani hani taleple alakalı satılıkta yok ama kiralıkta çok ciddi bir talep var. Arzda da rakamların yükselmesi ve
ekonomideki istikrarsızlık nedeniyle, istikrarsızlık değil de dengesizlik, rakamların sürekli değişmesi, önünü görememe diyelim, yükselmesi nedeniyle müteahhitlerde ciddi bir küçülme var. Hatta dernek bazın, dernek olarak Konya Müteahhitler Birliği Adem Bey'i de, Adem Bulut Bey'i de ziyaret etmiştik. Adem Bey de söyledi. Hani rakamların nereye gideceğini bilemediğimiz için hedeflediğimiz konut adetini biraz daha düşürdük. Hedeflerimizi düşürdük, revize ettik. Daha az riskli ne yapabiliriz? Atıyorum 200 daire ise 100 daire, 100 daire ise 50 daire, 50 daire ise 20 daire. Herkes kendini burada revize edip ve küçülttüğünü söyledi. Dolayısıyla asıl sıkıntı ilerleyen süreçlerde konutun arzının düşmesi nedeniyle talebe karşılık verememesinden olacağını öngörüyorum. Ama bu sefer de rakamların yükselmesiyle talep olur mu, ondan da emin değilim. Ya buradaki öngörüm 20 yıldır bu sektörün içinde olan biri olarak sıfır. Arz mı talebi zorlayacak, talep mi arzı zorlayacak, yoksa ikisi de bir dinlenmeye mi geçecek? Bu şartlarda talebin olması bu rakamlara göre çok mümkün gözükmüyor. Yani dediğimiz şu anda ülkede işte İstanbul'u baz alabilirsek en yükseğini görmüş oluruz. Ne bileyim Şırnağa baz alırsak en düşüğünü. Bunun ortalaması işte bir Anadolu şehrinde bir daire ne kadara satılıyor şu anda? Şöyle şu anki rakam... Yani oturulabilecek bir daireden bahsediyoruz. Hani çok... Bölgesine göre değişiyor Mehmet Bey. Ama hani artık 3+1'lerde 700 bin liranın altında daire kalmadı. Hı hı. 3+1'lerde 700 binden başlıyor. 2 milyon liralara kadar orada çıkan rakamlar var. Anlatabiliyor muyum? Yeni başlayacak dairelerde özellikle. 4+1'ler için konuşuyorum. Yani şu an ortalık toz duman. Yani dediğine göre ortalaması 1 milyon, 1,5 milyon lira. 1 milyon, 1,5 milyon lira dediğiniz rakamlara aşağı yukarı aylık kredi bile kullansa 20 bin liraya yakın aylık kredi ödemesi çıkacaktır. Ki ilk işletme iktisat derslerinde bize gösterirler, öğrettikleri aylık kazancın 1/3'ünde kredi, 1/3'ünden fazla kredi borçlanması mantıklı değildir diye sorar. Şimdi 20 bin lira kredi ödeyecek kişinin 60 bin TL'ye aylık kazancının olması lazım. Böyle bir para da yok. Ama çalışanlar için yok. Ülkenin yarısı asgari ücretle geçiniyor. Yani asgari ücret tabii kağıt üzerinde görünen yani. Artık ben asgari ücretin piyasada kaldığını düşünmüyorum. Ya tamam Güneyciğim, asgari ücret... Ama tabii 20 bin de değil yani bu rakam. Hani yani... 3 bin değilse 3500, 4 bindir. 4500'dür. Ama 20 bin de değil. Dolayısıyla da burada bir önümüzde bir tıkanıklık var. Ben mesela şey bekliyorum devletten, imar yönetmeliğinde 70 metrekarenin altındaki konutları devlet şu an izin vermiyor. Bu 1+1'lerden dolayı 70'te sınırlanmışlar. Ama ilk başta bunlar yapılıyordu. Yapılıyordu. Sürüdü daireler. Aynen öyle. 1+1, 1+0'lar yapılıyordu. İmar yönetmeliğinde yapılan değişiklikle orada 70 metrekare sınırlandırılması getirildi. 70, ondan sonra da zaten 1+1'ler, 2+1'ler yapılmadı. Artık 70 zorunlu olduktan sonra 3+1'e gideriz diye. Yani 100 metrekare yapar. 100 metrekare yapar, 3+1 yaparıma dönmüştü. Ben orada bir esneme bekliyorum. Değerli büyüklerimiz eğer buradan dinliyorlarsa, bunu da değerlendirirlerse sevinirim. Zaten o yurtların yetmemesi, daire bulamıyoruz, bunun altyapısında da aslında bu vardı. Eğer orada bir bununla alakalı önceden bir düzenleme yapıp o 70 metrekaresini kaldırsalardı oraya dönerlerdi. Peki neden öyle bir düzenleme yapılmıştı? O dönem bu 1+1'lerdeki gayri ahlaki şeyler olabileceğiyle ilgili duyumlar çoğalmaya başladı. Yani günlük, saatlik o daireler kiralanıyordu. Orada işte fuhuş ortamları yapılıyordu gibi bir mantıkla devlet... Hepsinde mi yapılıyordu Mehmet Bey? Yani mantık oydu, ben onu anlatıyorum. Yapılıyordu demiyorum. Ya iyi de bunu denetlemek varken neden önüne bir set koyuldu? Şimdi bak öğrenciyi bulamıyor. O zamanlar ama rakamlar düşük olduğu için hani 2+1'ler 3+1'lere yönelindi. Ama artık gelinen nokta şu. Eskiden ben hep bunu söylüyorum. Daire
dairede oda sayısına göre satış fiyatı belirleniyordu. İşte 4 artı 1 ise 1,5 milyon, 2 milyon işte sonra konuşulan rakamlar. Ama bazı yerlerde 4 artı 1, 3 artı 1'den daha metraj olarak küçük de olabiliyor. Tabii tabii. Orada 150 metrekare sınırı var. 150 metrekarenin üstünde KDV 18'e döndüğü için 4 artı 1, 3 artı 1 orada 149.99'da kalıyorlar. Orada eskiden son dönemde işte 4 artı 1 yapalım, yükseğe satalım falan diye konuşuluyordu. Son bir senelik trendti. Ama bundan sonraki süreçte kaça satılıyor Cem Bey daire? 500 bin liraya, 600 bin TL'ye. Arsa payıyla ne kurtarıyor? 1 artı 1 mi kurtarıyor? 1 artı 0 mu kurtarıyor? 1 artı 1,5 mu kurtarıyor? Artık o paraya göre daire yapılacak ve ona göre arz edilecek. Talep de bunu kendisini buna göre şekillendirecektir. Artık hani 4 artı 1'ler, 5 artı 2'ler artık kolay daireler değil. Rakamları da kolay değil. Dairelerimiz küçülmeye başlayacak. Bu geçiş döneminden sonra orada düzen oturur ve tekrar biz kaldığımız yerden devam ederiz. Genel anlamda da şöyle bir konu var. Avrupa'da kişi başı çimento oranı 1 ila 1,5 ton arası. Türkiye'deki rakamlar Mehmet Bey 3,5-4 tonlara kadar çıktı kişi başı. Bu zaten, sağlam mı yapıyoruz biz onu? Yok, sağlam yapıyoruz değil de hani altyapıyla alakalı çok ciddi eksiklerimiz vardı. Onları tamamlayacağız derken oradaki rakamımız da zaten pik yapmıştı. Bu da sürdürülebilir değildi. Bunun bir şekilde düşüşe geçmesi gerekiyordu. Ve şu anda düşüşe geçiyoruz rakamların yükselmesiyle beraber. Bu orada da bir kendisine göre bir yer edinecektir diye düşünüyorum. Peki bunun kiralara yansıması nasıl oldu? Ki son dönem medyanın en çok gündeminde yer alan konular kiralar. Öğrenciler, üniversiteler açıldı. Evler, kira bedelleri çok 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 yükseldi. Yani normal şartlarda 1000 lira kira vermeyeceğiniz ev, örnek olsun diye söylüyorum, 2000 lira çıktı. Şimdi sen kısmen cevap verdin bu soruyu. İşte stüdyo daireler metre sınırlaması geldi, üretimi durdu. Doğru. Haliyle büyük daireye yöneldi. Müteahhit çünkü maliyetler daha düzgündü. Daha aynen. Kullanılabilir maliyetlerdi. Artık hani bireysel veya kişiye, öğrenciye yönelik değildi. Ağırlıklı ailelere yönelik daireler yapıldı. Şimdi gelinen noktada ama öğrenciler açıkta kaldı. Sadece öğrenciler değil. Bu beraberinde ailelerin kiralayacağı evlerin fiyatlarını da yükseltti. Yani şu an devlet... İstatistik rakamlarda kira artışının fazla olmadığını söylüyor da yeni kiralamalarda eski rakamlarda işte ya şimdi her şeyi de devletin üstüne atmak çok mantıklı. Ben bu konuyla ilgili devlete atmıyoruz canım burada. Yok, sizin için söylemiyorum hani şimdi bakın bunun iki tane sebebi var. Birisi fırsatçılık. İkincisi de ekonomik hesaplama. Yani siz bir daire aldınız. Niye aldınız? Yatırım için aldınız. Aldığınız bir dairenin elde edeceğiniz kira ortalama bir Anadolu şehrinde 18 ile 22 yıl arasında o parayı geri getiriyorsa bu doğru bir yatırımdır. Şimdi daire fiyatları 1 milyon 400, 1 milyon 500 bin lira olur ise doğal olarak kira fiyatı da yükselecek. Niye? Ben oraya para bağlamışım. Sonuçta ben oradan yatırım amaçlı. Yani emekli bir adamım. Emekli paramı almışım. Biraz da birikimim varmış. Oturduğum dairenin içinde bir tane daire almışım. Emekli maaşı yetmiyor çünkü bana. O daireden elde edeceğim gelirle hayatımı idame ettireceğim. Şimdi bu adamın fiyatı yükseltmesi gayet doğal. Niye? Yani 1000 liraya oturduğu evi 40 senede kiraya verirse geri gelmiyor abi. Yani bu mantıklı ya bir yatırım değil. Mehmet, bu dediğine katılırım. Ancak bizde bir anda fırladı. Yani. Ama daire fiyatları da bir anda fırladı. Yani şöyle söyleyeyim. Arsa fiyatları yükseldi bu ülkede. Daire fiyatları doğal olarak yükseldi. Niye? Ham maddede sıkıntı da var. Yani şimdi bu dünyada alüminyumda sıkıntı var. Camda sıkıntı var. Türkiye'de şu anda akıl almaz bir cam. Yani sen inşaatını bitir. Müteahhitle sözleşmem var ya. Yani diyor ki işte şu tarihte verecek. Vermezse her ay için şu kadar kira ödeyecek. Adam cam bulamıyor. Yok, yaptıramıyor. Ne yapsın? Geçen hafta içinde ayna kırılmıştı. Aynayı yaptırdım. İşte oradaki ustaya sordum. Hani bunun çeşitleri var mıdır falan filan. Abi ne çeşit dedi ya. Şu plaka bittikten sonra ayna alabilecek miyim? O belli değil dedi ya. Yok yani ayna. Tedarikte ciddi. Cam yok. Şimdi böyle olunca
fiyatlar bir anda yükseldi. Şimdi çimentoyu 55 dolara yurt dışına satıyoruz. 55 önümüzdeki sene hedef 60-65 dolar. 55 dolar. İç pazarda söylediğine göre 40 dolar mı ediyor? Yaklaşık. Şimdi arada %30 gibi fark var. Ciddi bir fark. Ciddi bir anlatabiliyor muyum? Yani siz üreticisiniz, tüccarsınız, ülkeye döviz getireceksiniz. Bu bir avantaj. İki, daha çok kazanacaksınız. Nereye verirsiniz abi? Ya, düz mantık yok. Ve şöyle de bir konu var. Mehmet Bey, hani o çimento fabrika. Dur bitireyim. Bu birincisiydi. Tabii. İkincisi de fırsatçılık. Yani dediğinizin biraz tamamlayayım. Ya şimdi X bir bölgede, İstanbul'da, Kartal'da bir semtte dairenin fiyatı, kiralık fiyatı 2500 liraysa, işte Kadıköy'de 5000 lira, 7000 lira. Şimdi kendi bölgesinde bir okul var ise, ya da bir resmi kurum yapılmışsa, bir hastane yapılmışsa, burada çalışacak insanlar o bölgede bir şekilde ya ev satın alacak ya ev kiralayacak. Yani yeni hastane yapılmış, oraya 500 tane hemşire gelecek, 200 tane doktor gelecek, 50 tane teknisyen gelecek. Ya da bir okul yapılmış, oraya 2000 tane öğrenci gelecek. Doğal olarak standardın üzerinde talep olduğu zaman abi fiyat yükseliyor. Bu. Şimdi fırsatçının bir farklı boyutunu da daha anlatayım. Yani ben avukatım. Bana her gün bu konuyla ilgili bir şeyler geliyor. Tahmin ediyorum ben ne söylüyorum. Yani evini vatandaş geliyor, başkasına satmış gibi gösterip kiracıyı çıkarttırıp. Aynen öyle. Yani mevcut kiracı, i̇şte niye eski kiracı, onun kira bedeli düşük kaldı yıllık tefe tüfe artışlarıyla. Şu anda işte 1200 lira kira ödesin, rakamsal örnek olsun diye anlatıyorum. Ama 10 bölgede kiralar 2000-2500 liraya çıkmış. Ev sahibinin derdi mevcut kiracısını egale edip yeni kiracıya daha yüksek bedelle vermek. Şimdi bir fırsatçılık boyutu. Ha bu fırsatçılık mıdır değil midir ayrıca tartışılır. Fırsatçılık. Ben ama şeyde Mehmet Bey'e bu konuda katılmıyorum. Hani ev satın alan kişilerin hani bu 18 ila 20 yılda turnover geri dönüş yapacağını hesap ettiklerini zannetmiyorum. Konya'da daha doğrusu şöyle, Anadolu'da şöyle bir mantık vardı. Faize para yatırmak yerine evi alalım, çocukları da iyi kötü bir Anadolu'nun mantığını söylüyorum. İstanbul'da belki hesap ediyorlardır şeyin. Türkiye Anadolu'dan ibaret değil ki. Anadolu için konuşuyorum. Orada sistem zaten ona yönelik çalışılıyor. Anadolu'da daha önce hesap ettiğinizde zaten 18-20 yılda dönmüyordu. Konutlar için söylüyorum. Ticarilerde hesap yapılıyor. Konutlarda şu an 30-35 yıllara çıktı. O kiraların yükselmesine rağmen 35 yıldan aşağı önce kurtarmıyor. Neyse ben 18 diyeyim de sen 35 ama sonuçta o hesaba göre fiyat çıkıyor. Tabii. Ona göre. Özü bu. Ya ona iş yerinde 18-22 yıldır, konutta 30-35 yıldır. Ama sonuçta bir hesaplama var. Fiyat yükseldiği için doğal olarak insanlar da kira... İşte orada da şöyle, yeni başlayan projenin kiralandırılması, ücret kira bedelinin belirlenmesinde işte 2500-3000 lira gibi rakamlar konuşulurken karşı taraftaki bina 1250'de kalınca işte sizin dediğiniz konu devreye giriyor Cem Bey. Diyor ki, karşı taraf 2500-3000, ben bu 1250'yi nasıl çıkartacağım, nasıl arttıracağım dediğinde sizin o hülye yöntemi devreye giriyor. Bununla alakalı da herhalde şey var. 5 yılda bir değerlendirme mi var kiralarda? Evet. Yani hukuken öyle. 5 yılda bir güncelleme. Güncelleme isteniliyor. Eğer 5 yılda olmadıysa alternatif çözümlere bakılıyor. Ama hani vatandaşın çoğu da o 5 yılda bir güncelleme olduğunu bilmiyorlar zaten. O da ayrı bir konu. Ama kısa vadede hemen anındaki şu anda bugünden konuştuğumuz için söylüyorum. Acil olarak insanlar ev arıyor. Mevcut ev sahibi eski kiracısını çıkardığında otomatikman neredeyse iki katına yakın bir kiraya verecek. O da kısa günü kurtarmaya çalışıyor herhalde. Buyurun hanım. Ki geçen yılın aynı döneminde internet sitelerinde kiralık daire sayısı 150 binken, bu dediğim rakam Eylül ayı için konuşuyorum. Bu sene Eylül ayında kiralık daire sayısı 70 bine düşmüş. Yani %50'de böyle bir düşüş var. Ya orada şöyle de bir şey ya var. Bu konu da baz alınamaz bu bir. Hani sonuçta her şey internetten yapılmıyor ama. Şimdi iki senedir Covid gerçeği var hayatımızda. Dolayısıyla üniversiteler ve hani o demografik yapının kayması, şehirler arasındaki nüfusun kayması iki senedir olmadı.
Dolayısıyla 2 senedir olmadığı için herkes stabil bir hayat yaşadı 2 sene. Covid'den bir anda çıkınca üniversitelerde, ki çok ciddi bir rakam üniversiteler, bir anda açılınca üniversiteler açılmadan önce konut açığımız yoktu. Üniversiteler açılınca konut açığımız oldu. Veya medyanın gündemine geldi. Doğru, aynen öyle. Öğrenciler iyi ya da kötü o evi tutmaya başladılar ki kredi yurtlar da yatırım yapmadı son 1,5-2 senedir. Kredi yurtlar da yatırım yapmıyor. Özel sektörde yatırım yapmadı yurt anlamında. Kredi yurtlarının zaten son yatırımları hep özel sektörle beraber oluyor. Kendileri yatırım yapmıyorlar. Özel sektör yaptırıyor. Kişi başı öğrenciye işte 500-600 lira, son rakamını bilmiyorum, güncel rakamını bilmiyorum. Söyleyeyim ben size. Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir öğrenciden aldığı 260 TL barınma, sabah kahvaltısı, akşam yemeği dahil bu fiyatın içinde. Müteahhite ne ödüyor? Ya da yani hani onu kredi yurdu kendi, yapıp... Kendi yurtlarından bahsediyorum. Mülkü kendine ait olan yerde. Yani benim oğlumun şu anki ödediğim para 260 TL aylık. Bence çok dışarıdan komik bir rakam. Komik yani bir rakam. Dışarıdan Allah razı olsun diyor. Çünkü şey yani sabah kahvaltısını veriyor. Akşam yemeği de var. Bu çocuk orada yatıyor, kalkıyor. Yani ısınıyor. Barınacağı bir yer. Dışarıdan kiraladıklarında 600 lirayı buldu diye biliyorum. Evet. Onu bilmiyorum. Ya orada da tabii yatırım maliyeti ya yatırım maliyeti yok. Dolayısıyla onun bedelini ödüyor. 600 de düşük bir rakam. Tabii. Yani 600 TL bir öğrenci için iyi rakam. Ki özel yurtlara öğrenci, gittiğinde çok çok öğrenciden çok yine 260 alıyor. Müteahhitten öğrenciden 260 alıyor. Üzerini kendi tamamlıyor. O binayı yapıp işte oraya yatırıma girmek yerine direkt kiralıyor, veriyor. Onda da yani o 49 yıllarına şey yapılacak kadar devlet o konuda, yani Kredi Yurtlar Kurumu konusunda ben çok başarısız görmüyorum şimdi. Hakikaten başarısız. Yok, son yıllarda, yani son yıllarda derken pandemi öncesinden bahsediyorum. Bu anlamda mevcut iktidarın yaptığı çok büyük yatırımlar var. Yani var. Tabii. Tüm illere üniversite kurup beraberinde yurtları yapmak da kolay bir iş değil. Değil yani. Ama bu COVID'le beraber... ihtiyaç var mıydı o ayrı, o tartışılır. Onu tartışırız. Ama dediğiniz gibi hakikaten yani bu süreçte bu kadar hızlı davranıp yani ben o konuda başarılı buluyorum. Orada şey de var ama Mehmet Bey, o kredi yurtların yapılanmasında TOKİ de çok ciddi topun altına yayılıyor. TOKİ de devlet abi, hükümet yani. Yani orada TOKİ'nin o müteahhit altyapısıyla, bilgi birikimiyle çok hızlı bir şekilde girdiler ki Necmettin Erbakan da 1000 erkek 1000 kız öğrenci yurdu hemen bir yılda yapıldı bitti. Şöyle bir şey var. Çevre Bakanı'nın TOKİ'den gelmesi çok önemli. Doğru. Yani şu anki Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Yıllarca Murat Kurum TOKİ'de genel müdürlük yaptı. Dolayısıyla sahayı çok iyi biliyor. Pratikten geliyor yani. Tabii çok hızlı. Sahayı çok iyi biliyor. İhtiyaçları çok iyi biliyor. Çözümlemeyi çok iyi yapıyor. Evet. Ve mühendis olmasının da bir avantajı var. Yani hani kendi branşı. Dolayısıyla onun artısını da yaşıyor. Orada dediğiniz gibi... Yani zaten devletli, bakın şimdi bana kızacaklar da, Turizm Bakanı otelci. Yani kendi otelleri var. Adam. Doğru. Sağlık Bakanı'nın kendi hastaneleri var. Eğitim Bakanlığı vardı. Eğitim Bakanı gitti ama onun da özel... Vardı. Şimdi vardı. Murat Kurum'un kendi inşaat şirketi yok abi. Yok. Yani yok. Sadece TOKİ'de görev yaptı, inşaat mühendisi. Hani ben yakınında bildiğim için söylüyorum... Hakikaten bu ülke için bir şans. Yani deprem, afet, zelzele, sel, felaket. Adam geldiği günden beri, hakikaten göreve başladığı günden beri Türkiye'nin her tarafında sıkıntılı bir süreç yaşadı. Her olayda ona... Karadeniz'de ona sel geliyor. Oldu. Ona gelmek zorunda çevre ve şehircilik. Arkadaşlar reklama bakan. Gideceğiz. bir de buna şimdi iklimi eklediler. İklim Bakanlığı'nı da eklediler. Yani Allah yardımcısı olsun. Başarılık. İklim Bakanlığı ayrı bir bakanlık olmalıydı diye düşünüyorum. Efendim şimdi yine bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ekonomist değiliz, ekonomiyi bilmiyoruz diye programı bu saate kadar dolardı. İnşaat sektörü de hep ekonomiyle geldik. Bu nedenden dolayı artık biraz siyasete geçiş yapalım istiyorum. Hay hay. Sizce erken seçim olur mu?
Benim hani sahada gördüğüm kadarıyla şu an hani memleket yangın yeri, ekonomik anlamda ciddi bir buhran var. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla siyasi irade için bu dönem erken seçim bana göre riskli ve benim öyle bir beklentim, öyle bir düşüncem yok. Ya siyasi irade kendini güçlü o hissettiği zaman erken seçime girer. Hem ekonomiyle alakalı sıkıntılar varken hem de başkanlık sistemiyle alakalı ciddi sorgulamalar varken bu dönem ben erken seçim beklemiyorum. Normal zamanında olur diye düşünüyorum. Ama hani burada duayan Mehmet Bey var. Ya ben tecrübelerinize göre. Yok ben tabii son dönemde bazı partiler de kuruldu. Yeni partiler de kuruldu. Yeni partilerin de yüzleri geçmişte tanınmış yüzleri yani başbakanlık, işte ekonomi bakanlığı yapmış insanlar vardı burada. Ben ilk önce bir baskın seçim olabileceğini düşünüyor idim. Yani şu anda Deva ve Gelecek Partisi henüz yapılanmalarını teşkilatlanmasını tamamlayamadı. Ciddi bir şekilde bir baskın seçimle onların alabileceği, çalabileceği ön alma mı gibi bir düşüncem var idi. Hala aslında devam ediyor ama diğer taraftan da ülkenin şu son dönemdeki işte kasetler, iddialar, ortaya atılan farklı görüşler iktidarı yıprattı. İktidar her dönem yıpranır zaten, bu normaldir. Çünkü 20-21 yıldır iktidardasınız. Kolay bir süreç değil bu. Dolayısıyla ortalama sözüm şu olacak. Ya siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Yani yarın ne olacağını bilemiyoruz. Ama benim görüşüm iktidar ve muhalefetin bu konuda gizli de olsa bir anlaşma yapacağıyla ilgili. Yani bu tabii kamuoyunda ikisinin ortak bir şey vereceği anlamında değil. Ama bir ortak nokta bulunabilir, bulacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi 2023 normal süre, seçim süresi, beklenilen süre. Bu süre içerisinde muhalefet bastırıyor seçim olsun isteyende. İktidar da zaman zaman işte bu baskın seçimin faydası olur mu olmaz mı bunun peşinde. Ama MHP içinde de bazı sivrilmeler olmaya başlandı. Sonuçta Millet İttifakı ile ilgili ciddi iddialar da atılmaya başlandı. Ama tabii iki lider vazgeçmiyor. Birbirlerine çok sadıklar bu konuda. Hiç alt tarafta çatırdama, ciddi çatırdama var ama. İşte yani burada liderin vasfı, liderin yeteneği, liderin kendi ekibi üzerindeki baskınlığı çok önemli. Yani ben hem Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Devlet Bahçeli'nin kendi ekipleri üzerinde ciddi bir ağırlığı olduğunu düşünüyorum. Yani tabii canım, her iki parti lider partisi yani, nihayetinde. Evet, bunu tartışamayız. Dolayısıyla bu iki dediğim arasında ne karar verirler onu bilemiyorum. Ben şeye katılmıyorum ama hani muhalefetle iktidarın anlaşma ortamı yok. Çünkü muhalefet çok parçalı. Geçmişte çok oldu bunlar. Yani seçimle ilgili hatta bu zaman zaman da oturulup konuşulur, resmi de konuşulur. Bu normaldir yani şu dönem seçim yapsın. Çünkü ama şu dönemde bunu gizli yapacaklardır. Aksi takdirde yani muhalefetin istediği gibi yarın seçim olmaz. Önümüzde bir kış süreci var. Yani 2022'nin yaz döneminde, Haziran gibi bir seçim beklentisi içinde muhalefet. Peki kış zor mu geçecek? Her anlamda evet. Her anlamda evet. Ya, yorgun bir iktidar kıştan sonra seçime girdiğinde ekstra bir performans sergilemesi lazım ki kış boyu da muhalefet iktidarı dövecek mi? İktidarı dövecek. Yakıtla dövecek, elektrikle dövecek, işte sebze meyveyle dövecek. Dövdükten sonra kışın bitiminde hemen Haziran'da hop biz bu tarafa geldik derse bu sefer onlar da kendi tabanını kaybedecek. O yüzden ben mantık çerçevesinde 2022'de seçim beklemiyorum. Ancak bunun bir toparlanma süreci olur. Ondan sonra siyasi irade, iktidar kendini güçlü hissedip yanına birkaç şey daha çekebilirse, eğer birkaç parti daha çekebilirse gerekli şartlar oluşur ve ben öyle gider diye düşünüyorum. Vallahi sevgili Cüneyt, yani halkın iradesinin önüne hiçbir şey geçmez. Yani
Allah korusun, ben şundan korkarım hep. Yani şimdi şu dönemde aşağı yukarı doğalgaz faturaları hele önümüzdeki ay tam başlayacak. Şu anda yarım yarım başladı. Diğer taraftan işte elektriği, suyu, telefonu, insanların giderlerini konuşuyorum. Eğitim giderleri, çocuklar okula bakıyor. Gıda fiyatlarındaki akıl almaz artış. Domates 20 lira. Yani. Bunları şaka üst üste, yani. Bunları üst üste koyduğunuz zaman yani insanlar satın alma yeteneğini tamamen kaybederse insanlar artık isyan eder. Yani orada birilerinin evet erken seçime ihtiyaç var diyebilir. Halk dedirtebilir. Çünkü halkın idaresi farklı. İradesi farklı halkın. Dolayısıyla ben tabii inşallah böyle bir şey olmasın. İnşallah. Allah ağzımızdan alsın ama gidişat buna gidiyor. Şimdi AK Parti'nin gelişine bakarsanız... Adamın cebinden parayı alırsan, çocuğuna bir şey götüremezse yağmalar. Şimdi, sokağa çıkar bu insan. Abi, o konuda biz biraz ayrışıyoruz. Hani yıllar önce Arjantin'de de benzeri olaylar yaşandı. Hatta o yıllarda yani anası olmaya hükümeti vardı Türkiye'de de. Rahmetli Ecevit Başbakan'dı. İşte Türkiye Arjantin olur mu tartışmaları yaşıyorduk. Çünkü Arjantin'de insanlar sokağa inmişti vesaire vesaire. Türk insanının böyle bir huyu var. Yani sokağa inmek veya kaynamayan tencere gerekçesiyle bakın. Milliyetçi bir ruhla sokağa iner. 15 Temmuz'da gördük darbeye karşı nasıl durdu. Ama hani bu geçinememe kaygısıyla sokağa toplu bir iniş olacağını ben düşünmüyorum halk tarafından. Ben de düşünmüyorum. Yani bu bizim dinimizin de verdiği veya geleneklerimizin de bizdeki alışkanlığıdır belki. Hani kolay kolay bu anlamda sokağa inilir ama çok yoğun kitlesel bir hal alacağını ben çok düşünmüyorum şu aşamada. Ya şöyle hatırlarsanız Ecevit döneminde konu nerede patladı? Yazar kasanın yazar kasa fırlatmaydı başbakanlık. Rahmetli Ecevit'in önüne atılmasıyla patladı. Bu dönem yazar kasanın atılması da imkan vermiyoruz ama yazar kasaların nasıl yandığını biliyoruz. Yazar kasa da kalmadı gerçi. Artık post cihazları var. Oradan fiş çıkıyor. Oralarda ciddi bir yangın var mı? Var. Bu bir yere götürecek. Bu bir sıkıntı yaratacak. Bu iktidarı yoracak. Bunu nasıl toparlar, nasıl düzeltiriz onu bilmiyorum. Şimdi, dolayısıyla da karşı tarafta da çok parçalı bir yapı varken sevgili, burada giremezler bence. Sevgili Cüneyt, sevgili Cem. Programa girmeden önce halde, İstanbul halinde ciddi bir kabzımal tüccar ağabeyimle konuştum. Yerinde 5 TL'ye patates aldım dedi. Söktürüyorum. Patates. Yerinde. Evet, patates. Tamam mı? Garibanın kebabı bu patates. Sabah kızartır, öğlen haşlar, akşam sulu yemeğini yapar. Öğrencinin kurtarıcısı. Ya öğrenciyi geçtim. Yani sonuçta anladınız mı? 5 lira patates olur ise bu millet ayaklanır abi. Bak, patatesin 5 lira olduğu ülkede domates 20 lira olur ise, evine adam et götüremezse, evine adam doğalgaz parasını ödeyemez ise, 3 ay ödeyemedi ne yapacak? Kesecek. Özel şirket sonuçta. Doğru. Doğru mu? Soğukta mı kalacak? Yok, vallahi sokağa değil, uzaya çıkar bu millet. Hani sonuna kadar sokağa inmemek için bir tamam, direnir, bir feraset gösterir bizim halkımız. Şu anda yarı yoldayız biz. Sen başlangıç gibi görmeyin ama. Yani bu yeni başlamış bir süreç değil. Yani bu tencere meselesi yani neredeyse bir yıldır sıkıntı var. Burada yeni değil. Sokağa inme derken öte şey değil yani. Hani protesto, yağmalanma falan olmaz anlamında yani. Öyle değil ama ne yapacak abi? Çalacak, bakın ben size söyleyeyim. Yeni bir hırsız şekilleri çıkmaya başlamış biliyor musun? Marketçiler anlatıyor. Yani adam gidiyor diyor, ulusal marketleri hariç, yerel marketleri konuşuyorum. Şeye gidiyorsunuz, atıyorum manavra yanına gidiyorsunuz. Orada sebzenizi ya da meyvenizi alıyorsunuz. Nerede tartılıyor? Orada bir kasa var. Orada tartılıp üzerine barkod yapıştırılıyor. Sonra kasada da bunu ödüyorsunuz. Büyük ulusal marketlerde kasada tartılanları da var. Onlar zaten onun için yapmış onu. Şimdi adam gidiyor, ucuz ne var abi? Ispanak var. Bir de ıspanağı dolduruyorsun, para tutmuyor ya. Yani para tutmuyor derken, atıyorum 5 liraysa ıspanak, bir poşet alsan yarım kilo geliyor. Yani şeyli, havaleli bir ürün. 2,5 lira geliyor bir poşeti. Dönüp tekrar mı? Dönüyor, onu boşaltıyor. Kalabalık çünkü. İçine muz koyuyor abi. Çok yakalıyoruz bunu diyor.
Marketçiler söylüyor bunu. Ve bunu yapan, yani söyleyeceğim insanlar emekli, devlette çalışmış, kariyer sahibi olmuş insanlar. Yani şimdi yok kardeşim, bakın iki tane çocuğu varsa, bunu okutuyorsa, hele üniversitede okuyan bir çocuğu var ise, aldığı emekli maaşı belli. Bu ülkede ortalama emekli maaşı 2500 lira ile 3000 lira arasında. O kadar yükseğini söylüyorum. Ortalamayı söylüyorum. Hani 7000 alan, 8000 alan da var. 1900 lira alan da var. Ortalaması 2500-3000 lira. Başka geliri yok bu adamın. Çalışan 3000-3200. Hadi evet 3000 liraya şu anda asgari ücretle, bu da doğru. Yani çalışan çok insan kalmadı. Asgari ücretle %60 diyoruz da, sanayilere gidiyorsunuz. Abi birazcık kalifiyeyseniz 6-7 bin lira. Normal vasıfsızsanız da 4000-4500 liranın altında çalışmıyorsunuz. Mesailerle beraber yani orası mı buluyor? O da yetmiyor ama yani. Hesap ediyorsun, alt alta hesap ediyorsun, yetmiyor. Peki bu noktada nasıl seçim olacak o zaman? Muhalefetle anlaşsa da giremezler seçime. Hayır, bu muhalefete noktada, de tepki gelir. Bu noktada gelir. Halk artık der ki yani isyan eder. Halk talepte bulunur. Sesini yükseltir halk. E muhalefetin en büyük kozu bu mu? Yani muhalefetin en büyük kozu bu. Başka bir kozu yok. Başka bir kozu yok. Dolayısıyla da muhalefet... Şimdi muhalefet, bu ülkenin muhalefet sorunu var. İktidar sorunu. Kesinlikle. Muhalefet bunu konuşacak. İktidar da bu piyasa şartları düzelene kadar... Düzelir mi, düzelmez mi bunu bilmiyorum. Şimdi, düzelene kadar ama işte toz pembe gösteriliyor ya. İşte rakamlarla, istatistik kurumuyla, açıklamalarla, yandaş medyayla konuşuluyor abi bunlar yani. Bunlar gizli değil, açık konuşalım. Bunları konuşurken öbür taraftaki vatandaş diyor ki yani ben aptal değilim abi, görüyorum diyor. Yaşıyorum diyor. Yaşıyorum diyor yani. Yani azalma var artık, ona inanan tamam, burnunun dikine giden, at gözlüğüyle giden bir kesim var, doğru. Seviyor, sevgi meselesi. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla da piyasada sıfıra kadar iktidarın arkasındalar yani. Hani işte bu dış güçlerin oyunu, bu ekonomi onların oyunu diyerekten iktidarın arkasında duranlar şimdi eksiye geçmeye başlayınca hop ne oluyoruz demeye başladılar. En azından düşünmeye başladılar. Tabii artık yani. Vallahi yani hani bu kadar Ankara'da bürokrat olan birçok insan şu anda yerimi nasıl koruyabilirim, gardımı nasıl alayım, kimle yola devam edeceğimin hesabını yapıyorum. Zaten en büyük problem bu yani. Sen Cumhurbaşkanı'nın etrafında... Onun içinde iş yürümüyor. Tamam, çark devam işte, etmiyor. İşte. Liyakatı geçtim. Liyakatlısı da aynı, liyakatsız da aynı. Kuru gürültüye orada adama bir görev verilmiş. Adam diyor ki ben bu koltukta devam edebilmem için artık kime yakın olma, kime yakın olayım, gardımı nasıl alayım, pozisyonumu neye göre alayım? Bu ülkede bunlar konuşuluyorsa şapkayı öne almak lazım. Kusura bakma da Mehmet abim, yani 2 ayda 3 ayda bir bakan değiştirirseniz aşağısı da bundan tedirgin olur. Ya yani devlet tedirgin olmayı kastetmiyor ama. Hayır, koltuk tedirginliği. Bakanı değiştirmesen de aynı. Farkı demiş yok. Şimdi bazı şeyleri artık görüyor insan. Bürokrat abi bu işin içinde görüyor. Halkın, çünkü halkla muhatap o. Sayın Cumhurbaşkanı halkın içindeymiş gibi olsa da değil. Yani etrafında sonuçta Konya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antep'te her ilde bunun bir kulağı var bu insanın. Yani oradan belli bilgiler geliyor, aktarılıyor. Partisinin yöneticileri var. Ama gelen bilgilerin sağlıklı olmadığını düşünüyorum ben. Bakın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede, bakın ismini tartışmıyorum. Bu ülkede FETÖ'yle mücadele, bunu program önce sizinle de konuştuk. FETÖ'yle mücadele edebilecek tek adamdı. Eğer olmasaydı biz FETÖ'yle mücadele edemezdik ve şu anda biz o şerefsizlere teslim olmuştuk. Bu evet. Ama bu adama artık sağlıklı bilgi gitmiyor. Adamın altına uyuyorlar abi. Daha mı açık, nasıl anlatayım? Bu benim şahsi fikrim. Yok, ben de yani aynı kanaatteyim. Bu da sıkıntı veriyor. Mehmet Bey yine mi kandırılıyor Sayın Cumhurbaşkanı? Ya öyle söylemeyelim de yani şimdi evet yani bu sefer ama bedeli çok ağır oldu. Şimdi ben de kendi fikrimi söyleyeyim isterseniz. Ben soruyu sordum ama sizden bana hiç pas gelmedi. Direkt ben atlayayım. Bundan bir 3 ay öncesine kadar ben de Mehmet gibi bir erken seçim bekliyordum. Ancak yaşanan süreçte özellikle seçim barajı ile ilgili Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %7'de anlaşmaları, dedim erken seçim yok.
bu aşamada. Çünkü malumunuz seçim kanunu değişikliği yapılırsa bir yıl. O madde bir yıl sonraki seçimde uygulanabilir. Bir yıldan önce yapılacak bir seçimde uygulanamaz. Bu nedenden dolayı benim öngörüm 2022 Haziran Temmuz'u veya 2022 sonbaharı diye düşünüyorum erken seçim olursa. Şimdi sen dedin ki Cüneyt'ciğim, işte erken seçimin iktidar neden yapsın? Güç kaybı yaşarken erken seçime gitmek mantıklı mı? Şimdi bu iki şekilde düşünülebilir. Bir, daha fazla güç kaybetmeden bir erken seçime gireyim. Çünkü hep kaybedecek yani. Ya da erken seçim yapmayayım, ben bu işi toparlarım. Bu işi toparlarken altı parçalı görünen muhalefeti daha da parçalı hale getirebilirim. Karşı ittifakı dağıtabilirim düşüncesi de olabilir. Yani iki türlü de bakılabilir. Ben o ikinci türe bakmıyorum. Neden bakmıyorum? İstanbul ve Ankara'daki yerel seçim sonuçlarından dolayı ben o topa gireceklerini hiç düşünmedim. O yüzden o ikinci... O zaman kaldığım kadar iktidarda kalayım. İşte burada bir ondan işte sonra halk niye tercih etmezse rahmetli Oğuz mi? Asil Türk hamlesi ve Meral Akşener hamlesiyle evine dön gelin kız falan örneğiyle orada bir hamle yapsaydı tak o zaman erken seçim olmuştu. Hatta seçimi yapmıştık. Şu an hani anketlere göre elinin altında diye söyleniyor. Dolayısıyla eğer orada onu tamamlayabilecek bir hamle olsaydı kesin seçime gitmiştik. Ama sevgili Mehmet ilk bölümde çok güzel bir cümle kullandı. İlk bölümde miydi? Pardon, az önce kullandı, özür diliyorum. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Ya bu eğer... Rahmetli Demirel'in çok kült bir eğer lafıdır. Eğer yanına şimdi Deva ve geleceğin Cumhur İttifakı'nın olma ihtimalleri yok. O taraftan Saadet ya da şeyle İyi Parti'den bu tarafa geçiş olduğu an... Zaten karşı blok çok güçlü olacak ve hemen seçime gider. Benim demek istediğim şu. 24 saat o anlamda uzun bir süre. Karşı bloğun sabit kalacağının garantisini... Yarın sabah seçim var denilebilir anlamında söyledim. Tamam işte benim düşüncem yanına bir üçüncü ya da dördüncü oyuncu daha girdiği an hemen seçim kararı alınabilir. Ama iki kişiyle bu iş gitmez. Cumhurbaşkanı'nın elindeki anketleri topladığınız zaman saydığınız partilerin tamamını ekleseniz yine yetmiyor. Yetmiyor mu? Bana göre yetmez. Bana göre de benim sahada gördüğümde tam tersi. Ki zaten başkanlık sistemiyle alakalı bir çok ciddi artık orada da bir sistem var. Şey çökme var, sistemde çökme. Herkes de bir şey var. Peki yani sisteme geldik de önümüzde erken veya zamanındaki seçimlerde ekonomiden kaynaklı bir halkın tercihi anlamında konuşuyorum. Ekonomiden kaynaklı mı olacak yoksa sistemsel bir tercih mi olacak? İkisi beraber olacak. Yani ekonomideki kötü gidişat Cumhurbaşkanlığı sistemine bağlanacak parlamenter sistem mi tercih edilecek veya tam tersi? Gelir seviyesi yüksek insanlar, ekonomiyle ilgili sorun olmayan insanlar öbürünü bahane edecek. Adam... Benim siyasetle ne işim var kardeşim? Ben çalışıyorum bir yerde. Benim tencerem açım kaynasın da huzur içinde yaşayayım, sağlıklı olayım. Kavga gürültü olmasın. Ülkede huzur olsun. Koalisyon olmasın. Ya koalisyon da çok ilgilendirmiyor onu. Onu ne ilgilendiriyor biliyor musun? Evinde huzurlu olsun. Evinde tenceresi aşı kaynasın. Her gün et filan yemek filan da istemiyor bak o adam. Ama en azından her günde işte patatese talim etmesin. Namerde muhtaç olmayayım. O tip yaşantı içinde olan insanlar da diğerini, yani ekonomiyi, tencereyi dikkate alacak. Sonuçta yani tekrar söylüyorum, iktidarlar hep yıpranır. Yani bu siyasetin hayatın, kanununda var. Dünyanın her yerinde böyle bir şey var. Yani bir şirkette yönetici de olsan, bir fabrikanın patronu da olsan, lidersen, zirvedeysen, seninle ilgili herkes yorum yapar abi. Hırsız der, çaldı der. Azıcık iyi arabaya bin. Bir de bizim ülkemizin insanı bu tür dedikoduya çok müsait insan. Bunlar hepsini söylerler. Ama bunları söylerken bunlara insanların inanması ve bunun gerçekçiliği bazı belgelerle ortaya çıkabiliyorsa o zaman sıkıntı başlıyor demektir. Varsa böyle bir şey yazık. Ha var mı yok mu bunu ben bilmem. Bunu yargı bilecek. Yani benim de işimde değil zaten. Ben burada şöyle düşünüyorum. Cumhur İttifakı
ekonomiyle alakalı diyecek ki bu bir geçiş dönemi, işte sanayimiz şu kadar büyüdü, işte Merkez Bankası rezervimiz 125 milyar dolara geldi, istihdam oranı arttı deyip ekonomiyi göstermeye çalışacak. Millet İttifakı işte 128 milyar dolar nerede diyecek. Bu batıyoruz, gidiyoruz, işte tencere kaynamıyor diyecek. Asıl önemli olan şu, Cumhur İttifakı biz başkanlık sistemiyle devam edeceğiz diyecek. Millet İttifakı biz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani artık kozlar belli oldu. Şu anda denen o zaten. Kozlar belli olmaya başladı. Bunun haricinde de zaten ne iktidarın ne muhalefetin söyleyeceği başka bir şey yok. Oynayabileceği koz da yok. Var mı? Yok. O yüzden karşı taraf mesela blok olarak 6 siyasi parti güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek çıkacaklar ortaya. Onunla alakalı iktidarı yoracaklar. İktidar da geri adım atmayacak gibi görünüyor. Şu an şu dakika itibariyle öyle. Dolayısıyla siyasi çekişmeler bunların üstesinden, bu konular üstünden olduğu sürece seçimin tarihinde bu konular belirleyecektir diye düşünüyorum. Ama insanların işte az önce de söyledik, sistem tercihlerinde sanıyorum evdeki tencere çok büyük rol oynayacak. Yani muhalefetin ana argümanı ne olacak? Başkanlık sistemi geldi, her şey bozuldu, ekonomi bozuldu. Bak evindeki tencere zor kaynıyor ya da kaynamıyor. Bu tarafta Cumhur İttifakı da diyecek ki hayır kardeşim, başkanlık sistemiyle biz koalisyonlara son verdik. Bu yaşadıklarımız dış güçlerdi. Her şey kolayca oldu. Bir karar alma mekanizmamız çok hızlandı. Senin de ifade ettiğin gibi bir günah kesi bulunacak. Bunun adı dış güçlerdir, başka bir şeydir. Sanıyorum onun da stratejisi bunun üzerine olacak gibi görünüyor. Yani o da benim ilk cümlememe geliyor. Ekonomi kötü olduğu sürece iktidar seçim kolay kolay gidemez. Gidemeyecek. Yani bu bakış açısıdır. Hani gidişat kötü deyip daha fazla güç kaybetmeyeyim mantığıyla adım atıp en azından mevcudu koruyayım mantığıyla hareket edip erken seçime gidebilir. Ya da az önce de ifade ettiğimiz gibi, yok kardeşim ben bu ekonomiyi toparlarım, 2023'e daha güçlü girerim. Bu arada muhalefeti de kendi içerisinde böyle parçalarsam benim yeniden seçilmem daha kolay olur, yaklaşımı da olabilir. Cemciğim, ya da sene... ben kaybediyorum, en sonuna kadar kalayım. Ondan sonrası Allah kerim de deneyim. Geçen sene 400 ödeyen bir emekli bu sene 800 lira doğalgaz faturası ödedi mi? Zaten onların rakamları belli. Maaş, emeklilerin maaş zammı. 800 lira ödedi mi? Bu kışın yaşananların can acısıyla 2-3 ay sonra mümkün değil. Seçime gidemezler. Çünkü herkes... Sen şunu mu demek istiyorsun o zaman? Yani bu sene kötü geçecek ama seneye çok iyi olacak. Ondan sonra seçime öyle girelim. Seneye biraz daha toparlayabilirlerse... Nasıl? Yani seneye nasıl, toparlama... Nasıl bekleyeceğiz? Çünkü reklam aramız var. Seneye toplama şeyi, formülü bu sene uygula. Niye seneye bırakıyorsun da? Neyse, bunu isterseniz reklamlardan sonra devam edelim. Efendim, şimdi yine bir kısa reklam aramız var. Reklamlardan sonra son bölümde beraberiz. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın bir önceki bölümünde sevgili Mehmet, sevgili Cüneyt'e nasıl sorusunu yöneltmişti. Evet Cüneyt, top sende. Şimdi ekonomiyle alakalı bu özellikle ihraç kalemlerinde ciddi bir yükselme var. Tabii dolar bazlı da bir yükselme var. İlk bölümde konuştuğumuz gibi. Bunun bir şekilde bir yansıması olacaktır bu ticari anlamda. Aşağıya, o yukarının gelirinin aşağıya yansıması olacaktır. Bu aşağıya yansıması da iktidarı güçlendirecek. O yüzden diyorum ben şimdi, Mehmet Bey diyor ki hemen şimdi yapsınlar diyor da, yani bunun hemen şu an yapılma şansı yok. Bu bir süreç. İşte dünyadaki doların yükselmesinde bizde biraz daha fazla yükseliyor. Bununla alakalı hepimiz bu sistem, yeni dünya düzenine adapte olduğumuz zaman İş biraz daha kolay olacak siyasette. Ama bunun da bir zamanı var. Bu benim düşüncem tabii. Bu illaki bir yerde bir taşlar yerine oturacaktır. Tabii bu arada iktidar daha fazla
gece yarısı kararnamelerle işi biraz daha zorlaştırmazsa ya da az önce sizin söylediğiniz gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu saatten sonra eğer biraz daha doğru yönlendirirlerse bu iş toparlanır. Yani ne oldu da değişecek onu anlamadım ben yani. Şimdi bu sistem böyle gidiyor. Her geçen gün ekonomi kötüye gidiyor. Biraz önce sebze meyve fiyatlarını, et fiyatlarını, pazar fiyatlarını konuştuk. Yani bu bunun düzelebilmesi için... Bu bir şekilde insanların gelirine yansıyacaktır. Yansımak zorunda. Nasıl işte? Benim sorum o. Nasıl yansımak zorunda. Şimdi sanayiciler, şu an ihracat yapan sanayiciler kazanıyor. Kazandıklarında o personeli çalıştırabilmek için normal rakamlara gelecek ki bu rakamlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Benim konuştuğum sanayiciler yılbaşından sonra 3. 4. güncellemelerini yapmışlar işçi ücretlerinde. Bu ister istemez asgari ücretli çalışan kimse kalmadı diye konuştuk. Bunların hepsi işçiyi rahat çalıştırabilmek anlamında rakamlarını arttırıyor. İster istemez bu rakam bir yere gelecek oturacak. Kendiliğinden gelip oturacak. Sen inanıyorsan tamam, sıkıntı yok. Ben inanmak istiyorum. Diğer türlüsü daha kötü olacak. Peki o işverenin hani işçisinin maaşını asgari ücretten uzaklaştıran, yükselten işverenin karlılığı da aynı oranda yükseliyor mu? Yani şöyle onlarınki tabii biraz döviz bazlı kar marjları yükselmiş gibi görünüyordu ama onlar da oturacaklar. Onlar da rakamlara vakıf olacaklar. Görecekler yıl sonunda. Onlar da bir şekilde buna adapte olacak. Herkes adapte olmak zorunda. Ama yani ben o konuda sana çok katılamıyorum. Yani makro ekonomideki toparlanmanın halka yansıması da bir vade alacak. Yani belli bir süre toparlandıktan sonra bunun halka yansımasını sağlayamadığında halk gene yani sen istediğin kadar Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi de şöyle ihracat yaptık böyle büyüdük de. Yok ona kimse bakmaz. Benim buradaki tek kafamdaki oturtamadığım emeklilerle alakalı, emeklilerin ücretlerinin artmasıyla ya da onların seviyelerinin geleceği noktayla alakalı soru işaretimi. Mesela ben başında bulunduğum, yöneticisi olduğum şirkette 4. güncelleme yapıldı. Yani neredeyse o ilk sene başındaki %20'lik asgari ücret zammının tabii yansımasının haricinde %20, %25'ler de bir şekilde güncellemelerle gerçekleşti. İster istemez zaten o rakamlara gelindi. Bunu herkes yapıyor. Personelini tutabilmek anlamında yapıyor. Personelin çalışanının performansını arttırabilmek anlamında yapıyor. İş gücü kaybı olmasını engellen, iş gücü kaybı olması yerine işte biraz daha dokunayım ama sistem dönsün diyor. Ve benim düşüncem bu yeni dünya düzeninin oturma sancıları. Oturduktan sonra da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Siz ne diyorsunuz Mert Bey? Türkiye'deki emek sayısını biliyor musunuz? Kaçtı? Geçen programda konuşmuştum. Ben bilmiyorum. 9 milyon 200 bin kişi. Ve bunlar direkt oy kullanıyorlar. Oyu geçtim, orada değilim ben. Yani şimdi 9 milyon 200 bin tane emekli var bu ülkede. Bunlara her ay maaş ödeniyor. Bu insanlar gelirleri belli yani. Şimdi sen sanayici çok çalışırsa işçiye çok para, yani sanayicinin buna faydası yok ki. Ülkenin %10'u emekli abi. Ülkenin %60'ı da asgari ücretli. Ülkenin %70'i birilerinin vereceği paraya ihtiyacı olan insan. Ben de çalışanım. Tamam mı? Yani bu ülkede çok üst düzey uluslararası bir şirkette CEO falan olmaz iseniz, standart bir yönetici pozisyondaysanız alacağınız maaş belli yani. Şu konuştuğumuz rakamların en fazla 2 katı, bilemedin 3 katı. Ama konuştuğumuz rakamlar yani asgari ücret zaten geçimin altında. Ölü, bitti. O adam aç. 3 bin liraya bu ülkede kimse geçinemez. Net olalım abi. Ben geçinebilirim. Hayır, size söylemiyorum. Genel konuşuyorum. 6 milyon lira 2 katını alsa belki ay sonunu getirir. Anlatabiliyor muyum? Ama bu insanlar bu ülkenin %70'ini şey yapıyor, oluşturuyor diyorum. Yani burada sıkıntı var. Güneş'im bu arada yani bir izleyicimiz seninle ilgili bir yorum yapmış. Bu arkadaş hangi ülkede yaşıyor diye soruyor.
Bu ülkede yaşamıyor mu? Hangi ülkeden bahsediyor? Sanayicinin gelirinin yükselmesi, sanayicinin gelirinin yükselmesi, evet, personeline yansıyordur ama Türkiye'de sanayici sayısı kaç? Az önce konuştuğumuz, hatırlarsanız artık ücreti 6.000-7.000 lira geldi diye konuştuk zaten. Anca yetiyor. Tamam, ben hani 6.000-7.000 çok iyi para anlamında söylemedim. Hı. Yani zaten o yaşayabilmez. Peki, bu sayı da çok az. Bak 6.000-7.000 alan derken herkesi böyleymiş gibi göstermek istemiyorum. Bu sayı da çok az. Yani 6.000-7.000 alan insan sanki %70'in hepsi öyle bir dünya yok. Şimdi bu rakamlara, bu rakamlara hepimiz bir şekilde adapte olacağız. Zaten artık eskisi gibi o 4-5 sene önce ya da 7 sene önce bir takım şeyler kolaydı. O zaman asgari ücret kaç paraydı? Millet nasıl alıyordu telefonu? Ha, şimdi telefon alınca sadece geçinmeye bakacağız. Ha, yeni dünya düzeni derken bunu kastediyorum. Yani asgari ücretle çalışan kişiler yılda bir telefon değiştiriyordu. Yanlış mıyım? Evet, borçla değiştiriyordu. Tam borç. Yani öyle ya da böyle değiştiriyordu. Şimdi değiştirebiliyor musun? Hayır. Şu an geçinme derdindeyiz. Ha, ne? Kurallar yeniden yazılıyor. Ve biz de bu kurallara göre kendimize adapte olacağız. Bu sadece Türkiye'de de değil. Dünyada da var bir daralma. Ya, tamam Cüneyt'ciğim, ben tamam, yeni döneme hepimiz adapte olacağız. Bunda hemfikiriz. Ama şimdi işveren sırf çalışanını kaçırmamak için onun maaşı 3.000 lira olan asgari ücreti kendi firmasına 6.000 lira yaptığında ben gene aynı soruyu soracağım. Kendi karlılığı da %100 artıyor mu? Kendi karlılığından feragat ediyor ama yani sonuçta o karlılığı kaybetmemek için de peki o işveren bu gidişatla nereye kadar gidecek? O da kendine göre yeni pazarlara bakacak. Ki ben MM'de katılıyorum bu konuda. Az önce ifade etti. 9 milyon civarı emeklimiz var. Eşiyle beraber hadi çarpı 2 demiyorum, 1,5 diyorum, 13,5 milyon. Niye emekle bölüyor mu abi? Yok, o anlamda yok. Eşi de emekli olabilir. O yüzden de hani anladım. O rakamın içerisinde eşi de olabilir. Etki etti 13,5 milyon insandan. Hayır, toplamı 9 milyon zaten. Eşi de emekli olsa eşi bu sayının içinde zaten. Toplam emekli Türkiye'deki sayısı. Toplam emekli sayısı bu. Ben etki ettiği insan abi. Hani tamam, bir eşi de emekliyse zaten 9.200'ün içinde eşi ya. Eşi emekli değilse tek çalışansa? Fark etmiyor bak. Abi şunu demek istiyorum. 9 milyon her 9 milyon hane dediğimizde en kötü eşiyle yaşıyorsa çarpı 2 18 milyon oy eder. Evet. Şimdi diyorum ki eşi de emekli olduğunu düşünelim belli bir kısmının 13,5 milyon oydan bahsediyoruz. Mehmet'in dediği gibi hadi işveren kendi karından feragat ben etti. Ben hayır şunu söylemek ki istiyorum. İşverenlerin hepsi bunu yapmadığı gibi işverenlerin hepsi her işçisine de bunu yapmadı. Bak abi işverenle takılı kalmayın. Başka bir şey. Evet, şimdi tek tek hesaplayalım. Çok zor değil. Zamanımızda pazar günü sohbet ediyoruz arkadaşlar. Bizi izleyenler de sağ olsun yormuyorsak onları. Şimdi bu ülkede bir 4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği bir evin minimum kira gideri, kirada oturan bir adamdan bahsediyor. 2000 lira civarında. Doğru muyuz? Doğru muyuz abi? Ortalama. Evet. Ülkenin yani batıda 5000 lira, doğuda 1500 lira, 1000 lira. Ortalaması 2000 lira. Küçük söylüyorum bakın. Ama o çoğunluk aslında pahalı olan yerde oturan halktan oluşuyor. Bunun tamam. Şeyini yapmıyorum, matematiğini yapmıyorum. 2000 lira ev kira gideri var. Bu insanlar 4 kişilik bir aile ayda 2000 lirayla doyabilir mi? Zorlanırsa. Doyduklarını farz edelim. Etti 4000 lira mı? Kış geldi abi. Aylık 750 lira ısınma gideri olur mu bu insanlar? Çok rahat olacak. 4750 lira. Elektriği, suyu, 500 TL. Cep telefonu interneti. Falanı, interneti 500 lira etti mi abi? Evet. 5250 lira etti. Bakın çocuklarının eğitim masrafını söylemiyorum. Harçlıklar yok. Giyinmesini söylemiyorum. Artık ekstra bir yere gitmek, sosyal bir aktivite içinde bulunmayı falan hiç saymıyorum. Bunlar zaruri, bunlar olmazsa insanın yaşayamayacağı rakamları konuşuyorum arkadaşlar. 5250 lira. Türkiye'de 5250 lira alan emekli sayısı ne biliyor musun? 9 milyon içerisinde 9 milyon 187.860 tane emekli var. Bunun içerisinde 5250 lira ve üzeri alan insan sayısı 387.000. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği acı reçete bu işte. Abi acı tatlı ama tamam, bu yani. Acı reçete bu ya. Bunu zaten söylediler. Acı reçeteyi
hep beraber... Abi birilerinin bunu söylemesi önemli değil. Yani kimse kimseyi zorla bir yere getirmedi. Bu acı reçeteyi önleyeceksen varsın. Yoksa ben de olurum Cumhurbaşkanı, Başbakan, ne bileyim bakan. Ver ben de olayım. Ama oraya talipsen bunu çözeceksin abi. Bakın yani, şahsıyla ilgili değil mesele. Mesele ülkenin şu an içinde olduğu bir girdabı konuşuyoruz. Ha bu nasıl söylüyorum? Bilmem benim işim değil ki bilmekte. Ben vatandaşım. Biz de vatandaş olarak soruyoruz. Konuşmayı biliyorsun ama. Tamam konuşmayı biliyorum ama. Yani abi yaram acıyorsa konuşurum. Yani bir insan mutlu olduğu bir şeyle ilgili kötü bir laf eder mi? Tatile gittik. Biz geçen hafta Cüneytlerle gezmeye gittik tatile bu arada. Gezdik. Keyfimiz yerine hiç birbirimizle ilgili kötü... Keyifli olduğun yerde yorum yapmazsın. Zaten iyisin. Eğer ülkede de insanların gelir seviyesi iyiyse kimse konuşmaz. Ama ses yükseliyorsa bir şey var. O zaman sorumlu olanlar buna cevap verecek ya da bir önlem alacak. İşte ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Yani bu az önce sizin çıkardığınız matematiği düzeltmeden, matematiği makul rakamlara getirmeden siyasi iktidar, irade seçime gidemeyecek. Ha bununla alakalı da gerekli adımları zaman içinde atacak. Bunu düzelene kadar beklerse bak, ömür boyu seçim olmaz. Onu yani hani bunun çözümlemelerinin nerede? Bir tanesi işte Covid'den yeni çıktık. Bu sene turizm işte seneye turizme yüklenecekler. Abi öyle diyoruz da o konuya da girelim. Şimdi Turizm Bakanı otelci, oteliciler ne derse onu yaptık. Covid'den çıktık. Oteller zarar ediyor biliyor musun? Abi sahillerin ağzına tükürmüş herkes. Her yer leş gibi. Her yer leş gibi. Yani turizmci bakandan dolayı turizmciye taviz ver. İşte şu bakandan dolayı şuna taviz ver. Abi bu ülkenin bir standardı olmalı. Kesinlikle olmalı. Bu ülkede bir kuralların kere, olması bir, lazım. Evet, bu ülkede bir kere tüccar adam bakan olmamalı abi. Yani ben böyle düşünüyorum. Belki yanlış düşünüyorum. Abi turizmi emanet ettiğin adam turizm bakanı olur mu ya? Olur mu? Yani şimdi şeysin, bir kurumsun, resmi bir kurumsun. Türkiye'de resmi kurumların yıl sonlarında, yılda en az birkaç kez sempozyum, seminer, konferans, bu tür organizasyonları var mı? Var. Spor Bakanlığı'nın birçok otellerde kampları var mı? Var. Spor tatil kampları var mı? Var. Otellere gidip işte müdürler, genel müdürler, bilmem neler toplantıları var mı? Var. Allah aşkına bu resmi kurum bir bakanın oteli varken başka bir yerde şey arar mı? Doğru olalım abi bak yani öyle bir şey yok. Fiyatlarımızı herkes veriyor en uygun fiyat bu oluyor. Ya geç abi bunu kilam anlat. Anlatabiliyor muyum? Varsa gideceksin oraya gideceksin. Şu anda da işte. Ama işte bu insanları üzüyor bunu görüyor vatandaş görüyor diyor ki ya oynama benimle abi diyor ya. Belli benim gelirim belli. Hala iyiyim dersen üzülürüm diyor. Yapma yani. Ya, Mehmet sana... Bugün çok mu içimi döküyorsun? Şimdi... Bizi kimse duymuyor değil mi bu arada? Yani? Yok o kayıtta değiliz rahat ol. Yani. 17-25 Aralık olayları yaşandı. Siyasetçi bir dostumla görüşüyoruz. Onlar da tabii ki 9-10 ay sonra olacak olan yerel seçimlere hazırlanıyorlar. Bu olayda ne düşünüyorsun? Bize bir faydası sağlar mı dedi. 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları vesaire. Benim ona kurduğum cümle şuydu. Sevgili dostum, bu ülke yüzyıllardır yolsuzluklara alışık. Yolsuzluklu iddialarından size bir nema çıkmaz dedim. Yani Turizm Bakanı otelci olabilir. Yok, kamu kurumlarının işleri ona gidiyordur vesaire vesaire. Ben halkın, tamam belli bir hassas kısım vardır buna dikkat eden. Ama genel itibarla halkın oy kullanırken ana teması tenceresi kaynıyor mu kaynamıyor mu? Bir dik duruş var mı yok mu? Milliyetçi bir ruh var mı? Son dakika gelecek milliyetçi ruh bile her şeyi değiştirebiliyor bu ülkede. Oy tercihlerinde. Yani bu noktadan hareketle en önemli... Vasfın ben gene tencere olduğunu düşünüyorum. Tencerede kaynayan veya kaynamayan yemek olduğunu düşünüyorum. Ya eğer bu buradaki algıyı da doğru yönetirseniz bir seçim daha tencere az kaynayabilir gibi geliyor. Oradaki algıyı yönetmenize bağlı. Şark güçler, dış güçler, işte bu ülkeye yapılan oyun diyerekten eğer
Yani bir süre daha kazanılır ama son noktada evet tencere kaynamadığı an biter. Az kaynayabilir, çok kaynayabilir ama kaynamadığı an biter. O noktada haklısın. Yani gene geldi, tencereye geldi. Tencere kaynar, Mehmet oynar. Ya ki bu burada da tencerenin haricinde işte her programda konuştuğumuz Z kuşağının istekleri vardır. Z kuşağı da tencereye bakmış. Onların beklentileri de başka. Ya Z kuşağının tenceresini babası kaynatıyor. İşte babası kaynatıyor. Z kuşağı tencere kaynatmıyor ki. Z kuşağı da iş hayatına girenleri illaki var. Onlar da tencereye bakıyor. Tamam, öğrenci olanları ev bulamayınca bakıyor. Evde sürekli makarna yiyince o da tencereye bakıyor. Sonuçta ailesi ona yeterli parayı gönderemediğinde o da bir yerlerden kısmak zorunda kalıyor. Veya ek part time iş bulmak zorunda kalıyor, çalışmaya çalışıyor vesaire vesaire. Ben burada şey işte EYT'lerle alakalı bir düzenleme yaptılar. Açıkladılar EYT'yi hemen çözeceğiz dediler. Z kuşağında öğrencilerin işte kredilerinin geri ödemesiyle alakalı da bir çalışma var galiba. Konuşulup duruyor. Ya seçim satım halinde yani birçok hani vaat verilir veya o vaatler bir şekilde vaatlerle ilgili adımlar atılır. Ki EYT vaadi bir önceki seçimde de vardı. Yerel seçimli öncesinin vaadiydi. Önceki seçimde de konuşuldu. Tamam. EYT ile ilgili yapılan yorum şuydu. Biz bunları emekli yaparsak ülkenin bir şeyi var. Çalışma sistemi, çarkı var. Hayır, yani bir ödeme planı var. Biz bu ödeme planı içerisinde bunlara vereceğimiz parayı şu anda bulamıyoruz. Yani buna getirdiler. Yani bu parayı tamam emekli yapalım, yarın yapalım, önemli değil. Ama 3 milyon, 5 milyon emekli daha girdiği zaman bizim bütçemizde bu zorlanır. Ha, bir yandan gelirimiz buna göre değil. O insanlar emekli bugün olmuş. Ne oldu abi, ne değişti, niye bugün yapıyor? Yani ama sandık gelecek. Ya işte yani onu söylemeye çalışıyorum. O EYT olayın da bir noktada şuydu. Bu insanlar bu yaşta emekli olursa gidip başka bir iş bulup yine çalışacaklar. Tamam. Bu sefer yeni gelen, alttan gelenlere iş bulunmayacak. Ama ona ama 2000 lira zaten 2000 lira ona maaş veriyorsan, eğer o adam da orada tekrar çalışmaya devam ediyorsa 2000 lira da o adamdan bir vergi, ekstra vergi daha alıyorlar zaten. Alıyorlar zaten. Yani emekli maaşı alttakine düşüyor. Alttakine iş bulamayız. Abi fabrika aç o zaman. Bu kadar üniversite açılana kadar fabrika aç. Ama biz diğer tarafı gelen göçmenlerle doldurduk abi zaten. Getirme o zaman göçmeni. Ne yapayım yani? Onu onunla doldurduk. Bunu bununla doldurduk. Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? El elde baş başta. Yani bizim atalarımız şunu söylerdi. Ya para saymayı bilmiyorsun ya iş dayak yemedin. Yani burada planlamayı vatandaş yapmayacak abi. Ya da yaptıysan da onun altyapısını hazırlayacağını da yapacaksın. Hadi orada birileri sıkıntıdaymış. Tamam gelsin başım üstüne. Biz de inançlı Müslümanız elhamdülillah. Bir Müslümanın bir yerde sıkıntı yaşaması bizi rahatsız eder. Yani biz de bu ülkenin evladıyız. Ama gelen insan benim halkımın önünde sağlık hizmetinden faydalanıyorsa, benim halkımın önünde ekstra para, maaş, para alıyorsa, bu adamlara eve oturtturuyorsun, kirasını ödemese bile çıkartamıyorsun. Bu adamlara hiçbir sorun yaşatmadan bu ülkede yaşatıyorsan, benim bu ülke, bu memlekete vergi veren vatandaşım da der ki, benim paramla, yani bilmem nenin şeyiyle gerdeğe girmediler buna. Yapma o zaman. Anlatabiliyor muyum? Yapma abi, getirme o zaman. Son cümle ben kurayım, programın sonuna geldik. Biz maalesef iktidar veya devlet aklı olarak da bireysel olarak da anı kurtarma peşinde olduğumuzdan uzun vadeli proje yapamıyoruz. Tüm adımlarımız anı kurtarmak üzerine. Evet efendim, bugün de programın sonuna geldik. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Dostlarımla beraber ben yine önümüzdeki hafta pazar günü 17.20'de burada olacağım. Sizleri de bekleriz efendim. İyi akşamlar.